Değerli TV'den izleyicileri, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Esnafın Kürsüsü programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün Esnafın Kürsüsü programında önemli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği eski başkanı Sayın Hulusi Akçı ile birlikte sunduğumuz bu programda bu akşam Aydın Muğla illeri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Sayın Necip Sarac'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz bu üçüncü haftamız, üç haftadır Aydın'daki, bölgedeki esnaf ve sanatkarların içinde bulunduğu sorunları konuşuyoruz. Bugün de esnaf ve sanatkarlarımızın finansını sağlayan büyük oranda, başları dara sıkıştıklarında eğer şartları uyuyorsa, işlerini döndürebilmek için, borçlarını ödeyebilmek için ya da işlerini büyütebilmek için kredi kullanabildikleri çok uygun şartlarda, bankalara nazaran daha uygun, hem faiz anlamında hem de ödeme koşulları anlamında uygun kredi kullanabildikleri kefalet kooperatiflerinin Aydın ve Muğla'daki bölge birliğinin başkanı Necip Sarac'ı ağırlıyoruz. Ben açılışta Hulusi Başkanıma da selamlamak için söz vermek istiyorum. Buyurun. Evet, tabii. Öncelikle TV'den seyircilerine merhaba diyoruz. Evet, üstadımızı bugün getirdik. Pardon, kendisini davet ettik, geldi. Çok eski bir dostumuz var. Dostluğumuz da devam ediyor. Sağ olsun Esnaf Kefalet Bölge Birliği'ni layıkıyla bu yaşa kadar getirdi, bu saatlere kadar getirdi. Bundan sonra da daha iyi olacaklarını, daha güzel şeyler olacağını, aynı zamanda Ankara'da birlikte yönetim kurulu üyemiz de ağabeyiz arasında. Şu anki Aydın'daki bütün esnaf kefalet kooperatiflerinin bütün dert ve sorunlarını günü gününe koşan, emek veren, ter veren bir abimiz. Kendisine tekrar hoş geldiniz diyorum. Hayırlı olsun. Ben şöyle başlamak istiyorum. Bence Aydın'daki esnaf ve sanatkarlar, yani bölgemizdeki esnaf ve sanatkarlar çok şanslı. Belki yaşça büyük iki abimle ben program yapıyorum. Ama her ikisi de bugün gençlerimize taş çıkaracak yakışıklılıkta, hem giyim kuşam anlamında hem duruşları anlamında. Bu yönden Aydın'ın ben çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Başkanım hoş geldiniz. Biz hoş geldik. Çok kısa sizi tanıyarak bir başlasak. Necip Sarac kimdir? İyi akşamlar diliyorum. Buyurun. Bizi davet ettiniz. Estağfurullah. Biz de teşrif ettik, geldik. Tabii bilgi ve tecrübe ihtiyarı denk geliyor üstad. Oğlum da. Estağfurullah. Siz hem Aydın'ımızın hem Çin'imizin sizi onurla kevle takip ettiğimiz Mehmet Aydın Bey'siniz. Sizleri seviyoruz. Ben Karpuzlu'da yetişmiş bir Aydın çocuğuyum. Bir esnaf çocuğuyum. Esnaflığın çeşitli kademelerinde yer aldım. Memleket sevdamdan Karpuzlu'ya aşık oldum. Aldım veya alamadım. Oraya da girmeyelim. Lafı nereye bağlıyorum? Ben bir Karpuzlu sevdalısı, ben bir insan sevdalısı, memleketime, vatanıma, insanıma, Aydın'ıma, Muğla'ma, içimden bir evlat gibi sevdiğim bir kurumun başkanlığını yapıyorum, keyifle yapıyorum. Ve dostlarım da bizi hiç yalnız bırakmıyorlar, sizler gibi. Ben de bu keyifle, aşkla Aydın ve Muğla'yı idare etmeye çalışıyorum. Kaç yıldır başkanım, bölge birliği başkanı? Onu söylersem ayıp olmaz mı acaba? Yok. Ömrümün tümünü hemen hemen zenginlik düşünmedim. İnsanı sevdim. Ve yine dediğim gibi keyifle Karpuzlu'da başladığım harekatı, esnaf sevgisini, Karpuzlu'nun 20 kusur köyünü her cuma ayrı ayrı gezdim. Ayrı ayrı cumalarımı o köylerde dostlarla geçirdim. Ve hemen hemen 50 yılı tamamladım. Bunun adı da fakirliğin ta kendisidir. Evet. Ama keyifliyim, onurluyum. Bundan daha büyük zenginlik olmaz. Şimdi bundan daha güzel zenginlik olmaz. Merkez Birliği'nde görevliyim. Aydın ve Muğla'nın Bölge Birliği Başkanı. Para konusundaki dağılımın içindeyim. Evet. Karpuzlu'dan Ankara'nın merkezinde paranın dağıldığı yerde görev yapıyorum. Bu da hem Aydınlı için güzel bir şey, şans, hem Muğla için şans,
Benim gönlümde memleketin birliği, dirliği, güzelliği, gönlümde birleştirici bir rol var. Bunu Fethiye yürüyü der ki, iyi ki sen varmışsın derler benim dostlarım Fethiye'deki kurumumuzun başında gittiğim zaman. Güzel insanlar var. Necip Taraç, vatanına, milletine bağlı, hemşiresine bağlı bir insanım. Hala bizi görev düşerse ben yine hem TV'de yer alırım, hem de köyde alırım, hem de dağda alırım, hem de Ankara'nın göbeğinde alırım. Gerekiyorsa yürügenin yanı başında sağ tarafını durar, orada görev alırım. Başkanım kaç yıldır Bölge Birliği Başkanı? 17 yıl oluyor. 17 yıl oluyor, maşallah. Başkan şu an ne kadar bu yıl para? Şimdi başkanım bu yıl şöyle diyelim ona, bakın 1900 işte 17-19 arası 250 kat arttık plasma olarak. Tabii bu neden arttı? Yine Ankara'da oluşumuz, genel başkanımızın Kadir Bey'in ve hükümetimizin de bakın desteklediği hükümetimizi bir şey söyleyemeyiz. Neden? Aydın ve Muğla'yı hatta Türkiye genelinde o kadar para gönderdiler ki tarifi mümkün değil. Bakın her ay hemen hemen işte 3 aya gelinceye kadar hala bizim şu an para sıkıntımız yok. Yok. Onar onar para geldi arkadaşlar. Bu Cumhuriyet tarihinde kıymetli Cumhurbaşkanımızın esnaf üzerindeki saygısı, sevgisi, biz olan yakınlığına bilakis ben görüyorum. Ve yaşıyorum. Onun için Aydın Muğla Türkiye genelinde bol paraya alışmış ve veren insanlarız. Onun için Aydın'da bir kooperatif 100 milyar yakın plasman dağıtıyor. Yani karpuzu bütün veriyor. Evet. Dördü bölmüyor. Evet. Bu para darphanede bassanız yetişmez gibi geliyor bana. Onun için Aydın ve Muğla Cumhuriyet tarihinin en yani güçlü zamandır bu şimdi. Bu kadar para hiç görmedik. Tabii bu paranın katık buraya gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Halk Bankası Genel Müdürü, Ticaret Bakanımız, İzmir Bölgesi ve Denizli Bölgesi Bölge Müdürlerim ve Aydın'a bağlı, Muğla'ya bağlı banka müdürlerimle beraber, bir personeliyle beraber birliği beraberliği sağladık ve ben mutluyum bu güzel dostların başında bulunmaktan ve bu gidişatı da ben memnunum. Hiçbir kimse diyemez. Aydın memura parasız, pulsuz diyemez. Çok parası var. Bakın ne dedim? 250 kat arttı para. Son iki yılda. Son iki, üç yılda. Üç yılda. Mehmetciğim şimdi olay farklı. Yani ben de aynı devreden geçtiğim için Federasyon Genel Yönetimine girdim. Federasyon Genel Başkanı oldum. Konfederasyon Yönetim Kurulu'su oldum. Kaç kişi tebrik etti zannediyorsun? Aynen sayın üstadımızı kaç kişi tebrik etti acaba? Aydın'daki değerleri biz sahip çıkmıyoruz. İşte sorun oralarda geliyor. Bu paralar buralara kolay gelmedi. Şu an Aydın hesap kefaletinde batan hiçbir kooperatifimiz kalmadı. Orada da hepsini Allah şükürler olsun bir yere kaldırdı. Dilediğimiz zaman dilediğimiz kadar da para alabiliyoruz. Bu orada yönetimde olduğu için. Evet, genel merkezi. O işin başında olan insanlarla beraber olduğu için bunlar. Ben de Ankara'da olduğum için buraya her şeyi alabiliyordum. Bunlar kolay bir şey değil. Ama biz Aydın'da mesela Hakan Ülken Aydın Ticaret Odası Başkanımız top yönetim kurulunda. O da Aydın için. Aynı. O da Aydın için bir şanstır. Tabii şans. Tabii ama şans. Aydın maalesef bu şansı bu değerleri umursamazlar. Hatta birileri de çıkar karşılarına. O seçimlerde elbette çıkabilirler. Ama daha iyilerini ve onları teşvik etmemiz lazım. Sahiplenmemiz lazım. Ama tam tersi. Evet. Hep başka şeyler söyleniyor. Başka şeyler duyuyorsun. Evet. İşte bir genel kurul öncesi bakıyorum kapının önünde konuşuyorlar. Salona çıkıyorlar. Evet konuşmak isteyen var mı? Yok başkanım diyor. Sen iyi bilirsin. Evet. Ama oradaki söylediklerini duyuyoruz biz. Evet. İşte onları üzülüyorsun. Şu an kendisi gibi genel başkan olduğunda, Aydın'da olduğunda en az ben 10 tane kooperatifimizin, Aydın o kooperatifimizin 10 tanesi batak durumdaydı. Evet. Hepsini ayağa kaldırdı şükürler olsun. Bunlar kolay değil. Sıfırdan buraya. Şu an hepsi üyelerinin hepsinin isteklerini karşılığını cevaplayabiliyorlar. Bunlar kolay bir şey değil. Sizin bölge birliğine kaç kooperatif bağlı başkanım? Şimdi Aydın Muğla bölge birliğinde şu an faal 42 kooperatifimiz var. 42 kooperatif. Ve
Bu 42 komedimiz faal, batak parası yok. Bakanlığımız ve devletimizin bizi verdiği plasman, para, dönüşleri tak tak yapılmış. Evet. Devletimiz zararımız yok. Devletin gönderdiği paralara çevirip tekrar gönderdik. Geri evet. gönderdik. Ve Aydın ve Muğla'da, tabii benim başkanlarım hepsi de üstad, ışıl ışıl pırıl pırıl insanlar. Evet. Yani bizim çeşmelerden su damlamaz. Evet. Giderimizi, gelirimizi çok iyi takip ederiz. Evet. Etmek mecburiyetindeyiz. Etmeyen varsa ben gider, o rahatsızlığı bulunduğu yerde kapatırım. Evet. Yani at binenin, kılıç kuşanın yanlış yapanı aramızda tutmayız. Evet. Bizde, bizim simgemiz karınca. Yazın, sen bir köy çocuğusun benim gibi sizler. Karınca nasıl çalışır toprakta? Birbirlerini böyle tokuşarak, vuruşarak gezer, toparlanırlar. Yazdan yiyeceğin toparlanırlar. Aralarında yabancı taşımazlar. Evet. Bizim amblemimiz de karınca. Evet, ben de onu diyecektim. Sizin logonuzda karınca var. Karıncadır. Evet. Esnafla el ele tutuşmuşuz. Yanlış yapanı aramızda yer yok. Bu söz genel başkanımızın sözüdür. Ben de altını mühürüm basıyorum ve ben de aynı şeyi yapıyorum. Bu iki ilimde gümbür gümbür ekibimle beraber bu memleketin meselelerine dert edindik, devam ediyoruz. Evet. Allah razı olsun. Siz şimdi finansman anlamında esnafın, sanatkarın sorunu yok. Yani talep ettiklerinde bizim yeterli kadar paramız çok. Var diyorsunuz. Ama son dönemde ülkede kabul edelim ki bir kriz var. Yani bir sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz şu an. Evet. Genel anlamda. Yani şu an Aydın'da ben görüyorum, bazı esnaflar artık dükkanı kapatmak zorunda kalmışlar. Kimisi bir ay sonra kapatacağım ben de diyor, böyle giderse diyor. Yani zor bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik kriz diyelim artık bunun adını. Evet. Böyle bir kriz ortamından geçiyoruz. Ama bu kriz ortamına rağmen siz orada var. Esnafın bir garantörü gibi duruyorsunuz. Duruyoruz. Ben şayet hazırsa biz bugün arkadaşlarımız Aydın sokaklarında esnaflara mikrofon uzattı çeşitli meslek gruplarından. Yani esnaf kefaletten kredi kullanıyorlar mı ya da banka kredilerini geri ödeyebiliyorlar mı? Maliyeye, SGK'ya olan borçlarını yaptıkları yapılandırmaları falan düzenli ödeyebiliyorlar mı? Bununla ilgili bir videomuz var, onu bir izleyelim. Dinleyelim. Sonra dinleyelim. Üstüne değerlendirelim. Hiç kredi çektiniz mi? Hayır. Bir herhangi bir bankadan çektiniz mi? Yok. Peki esnaf kefaletten hiç kredi çektiniz mi? Yok, oradan da çekmedim hiç. Peki maliyeye, Bağkur'a olan borçlarınızı ödeyebiliyor musunuz? Hayır, ödeyemiyorsun. Neden peki, işler mi? Ya, hem piyasanın durgunluğundan, hani genel olarak o şekilde yani. Peki esnaf kefalet krediler veriyor biliyorsunuz evet. esnafa. Bunlar esnafı birazcık olsun rahatlatıyor mudur sizce? Tabii ki de. Tabii ki de rahatlatır yani. Sonuçta bizim Bağkur borcumuz var. Vergi borçlarımız oluyor. Yani ödemesi gereken bir sürü borçlarımız oluyor. Tabii ki de olsa o tarz şeyler daha elimiz rahatlar en azından yani. İyi olur yani. Esnaf kefaletten falan hiç kredi başvurunuz falan da mı olmaz? Şu an düşünmedim zaten şeyler faizler çok yüksek olduğu için esnafız ödememiz de çok yüksek olduğundan ama uygun bir faiz düşüklüğü olmuş olsaydı bütün esnafı çok güzel bir faydası olurdu. Hem Bağkur'umuzu ödeme hem dükkan kiralarımızı hem ekonomi açısından çok güzel olurdu. Yani esnaf kefalet diğer bankalara göre daha düşük oranla kredi veriyor. Ciddi şekilde çok düşük. Mesela 100 milyarda sadece 33 milyar ödendiğini biliyorum. Ama diğer bankalara göre çok ciddi şekilde yarı yarıya ödüyorsun. Fark ediyor. Tabii esnaf kefalet ciddi şekilde çok fark ediyor. Peki borçlarınızı ödeyebiliyor musunuz? Örneğin işte maliyeye, Bağkur'a, SGK'ya. Hayır, şu an hiçbir borç ödenmiyor. Esnafın hali gerçekten şu an çok kötü. Kredi çektiniz mi? Yok, hayır, çekmedik daha. Esnaf kefaletten falan çektiniz. Esnaf kefaletten hiç kredi çekmedik. Diğer bankalara göre biraz daha düşük oranı çekmeyi düşünür müsünüz? Ya düşünürüz. Yani ilerleyen zamanlarda lazım olduğu sürece çekmeyi düşünüyoruz yani. Aklımızda var. Öyle faydalarından yararlanmak isteriz biz de. Evet. Peki çekseniz bunu ne için harcarsınız bu parayı? Yani işi büyütmek için mi ya da borçları ödemek için mi? Yani hem işi büyütmek hem de borçları ödemek ikimizin de işine gelir yani. O şekilde esnaf kefalet böyle bir
fayda sağlamış. Yararlanmak isteriz yani. Daha güzel çekmişliğimiz var ama şu an yok maalesef. Esnaf kefalet birazcık daha düşük faiz oranıyla kredi veriyor. Çekmeyi düşünür müsün? Şu ara imkansız. Çünkü piyasanın bayağı krizden dolayı, etkilenmesinden dolayı, işlerinde zayıf olduğundan dolayı işleri de etkiliyor. O yüzden dolayı güvenemiyoruz yani. Piyasanın güvenini bizleri dahi sarsıyor. Şu an piyasa iyi olmuş olsa o zaman krediye hiç zaten gerek yok. Kredi çeksek onun dışında nasıl ödenecek, onun karşılığı olması lazım. İmkansız yani. Maliyeye, işte SGK'ya, Bağkur borçlarınızı ödeyebilir misiniz? İmkansız. Ödeyemiyoruz yani. Ödemelikte bayağı güçlük, zorluklar çekiliyor ama bunu baştaki yönetim el atması lazım, düzeltmesi lazım piyasayı. Piyasa çok kötü. Bayağı bir düşüş varmış. Bayağı. %70'lerde düşüş var. O esnaf kefalet yani o kefalet kooperatif oraya hiç üye olmadık zaten biz. Yani ondan tekrar üye olmak lazım. Bir sürü zor çekiyorlar yani. 3 ay alıp da azar azar sonra fazla veriyorlar. Yani o da uzun sürüyor. Biz de hiç yani girişmedik oraya. Peki nasıl işleriniz? İşler çok düşük. Durgun yani. Bağkur'a, maliyeye olan borçlarınızı ödeyebiliyor musunuz örneğin? Yapılandırdık. Yenisini ödemiyoruz da eskisini ödemeye çalışıyoruz yapılandırmaları. Yani işimiz çok zor. Peki örneğin bir kredi çekseniz ilk olarak ne yaparsınız bu parayla? Hiçbir şey yapmam. Durur orada. Kendi ödemelerimi kullanırım. Başka bir şey yapamam yani. Yani yerine mal alıp da satamam ben. Şu şartlarda. Anca borç öderim diyorsunuz. Daha önce hiç kredi çektiniz mi? Daha önce kredi çektim, banka kredisi çektim. Normal ev kredisi olarak, ihtiyaç kredisi olarak bunları çektik, kullandık. Esnaf kefaletten iş çektiniz mi? Esnaf kefaletten iş çekmedim şu ana kadar. İş çekmedim ama normal banka kredisi artık, ihtiyaç kredisi olarak. Bir ara ev kredisi ev almıştık, o zaman çekmiştik. Esnaf kefaletten iş çekmedim şu ana kadar. Oranın faiz oranları biraz daha düşük. Çekmek isteseniz, örneğin çekseniz bu parayı ne için harcarsınız? Ya şimdi yani işinizi büyütmek için mi? Örneğin borç, harç ödemek için mi? Şöyle tabii ki işi büyütmek isteriz de şöyle bir durum var. Tabii faiz oranları da çok önemli burada. Artı şimdi sunacağımız evraklar da önemli. Çok fazla git gel olduğu zaman da sıkıntı oluyor. Ama bir bankaya gittiğiniz zaman yani anında krediniz onaylanabiliyor, çıkabiliyor. Ama işte bunlar da biraz iyileştirme olursa daha güzel olacak. İnşallah da yani ileride de kullanabiliriz. Tabii ki işimizi büyütmek isteriz yani. Neden olmasın? Maliyeye Bağkur olan borçlarınızı ödeyebiliyor musunuz? Şöyle söyleyelim. Bir ara Bağkur'a tabii bizde takıntımız olmuştu. Ama ben burada ufak bir mevzuata değinmek istiyorum. Şöyle. Eskiden Bağkur prim fiyatları uygundu. Sigorta prim fiyatları da uygundu. Son zamanlarda tabii asgari ücret yükselince Bağkur'dan sigorta primleri çok yükseldi. Yani ödemekte zorlanıyoruz. Hatta yaklaşık 18 seneden beri sıkıntısız ödüyordum. Son birkaç senedir benim de böyle bir takıntım oldu. Yani primlerde biraz daha iyileştirme bekliyoruz işin doğrusu yani. Çok yüksek prim fiyatları. Merhabalar. Daha önce hiç kredi çektiniz mi? Evet, çektim. Nereden çektiniz? Esnaf kefaletten. Nasıldı faiz oranları diğer bankalara göre? Vallahi şey olarak yani çekiyor ama ben çok fazla parayla şey yapayım, eşim ilgileniyor. Faiz oranı tabii diğer bankalara göre daha düşük. Onu faydalı oldu mu peki size? Oldu tabii ki. Ne yaptınız o parayla? Vallahi bir kısmını yani biraz rahatsızdım ben. O yüzden tabii ki o şeye gitti. Dedim. O dönem zarfında hastanede yatmıştım. Onlara birazcık gitti. İster istemez ufak tefek borçlarımız oluyor. Onlara gitti. Nasıl peki işler? Şu anda çok durgun. Neden sizce? Neden? Ekonomik sıkıntı. Ticaret için kredi kullanmadım. Şu an kredi borcum yok. Ama işler çok sakin gidiyor. Yani ödeme dengelerimiz bozuk. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Geçen yıla oranla daha mı düşük? Daha düşük. İşler daha düşük. Yani bayağı bir düşük. Etrafta bazı dükkanlar kapanmaya başladı. Esnafın birçoğu zor durumda. Hani zor olduğundan söylüyorlar. Ne kadar zor olduğunu ben de bilmiyorum ama bizim için zor. Zor geçen bir yıl. İşlerimiz durgun gidiyor. Peki Bağkur'a işte maliye olan borçlarınızı falan ödeyebiliyor musunuz?
Valla maliye olan borcumu yapılandırdım. Yapılandırıp ödemeye çalışıyorum. Bağkur'a borcum yok, kendim emekliyim. Personelim var, onu da SSK primlerini ödüyoruz şimdilik. Şimdilik ödeniyor ama yarın ne olur bilmiyorum. Böyle. Amca merhaba, nasıl işler? Sağ ol, Allah razı olsun. İşler durgun yani, eskisi gibi hareketli değil. Şimdi şu anda bozuldu, tamir etme şeyi yok. Bozuldu at, yenisini al devri başladı. Onun için işler zayıf. Fil takıyoruz, kayış takıyoruz. Bu şekilde idare ediyoruz yani. Hiç kredi çektiniz mi amca? Kredi zamanla çektim. Zor ödemede zorluk çektim. Evi sattım, ödedim. Şu anda kredi borcum yok, çok şükür. Esnaf kefalet düşük, biraz daha düşük faizle kredi veriyor. Hiç oradan çekmeyi düşündünüz mü ya da çektiniz mi? Tabii düşük veriyor ama ödeme zorluğu çekiyoruz yani. Öyle mi? Ödeme zorluğu çekiyoruz. İşlerden dolayı mı? İşlerden dolayı. Emekli de olmasak zaten bu iş bu yapılmaz da emekli olduğumuz için idare ediyoruz. Esnaf kefalet de bankalara göre daha düşük kredi veriyor. Evet, doğru. Çekmeyi düşünür müsün? Yok, hayır, düşünmüyorum şimdi. Kendi çapımda, kendi yanımda kavruluyorum ama herhangi bir kredi şu anda çekmedim. İnşallah çekmem. İnşallah. İnşallah. Peki örneğin Bağkur'a, maliyeye olan borçlarınızı ödeyebiliyor musunuz? Tabii, onların hepsini ödüyorum ben. Zaten her şeyden önce. Önce onları, sonra çocukların, işçilerin parasını, dükkan kirasını. Onların hepsini ödüyorum. Geri kalan ne kalırsa bize. Kalıyor mu peki? Valla pek kalmıyor şu sıra. Allah'a çok şükür. 70 yıllık esnaf olduğumuz için az çok idare ediyor. Ama yeni açanlara Allah yardımcısı olsun. Çok zor. Esnaf kefalet bankalara göre biraz daha düşük kredi veriyor. Oradan hiç çektiniz. Ya krediyle işimiz olmuyor bizim yani. Benim bir emekli maaşım var. Sadece o kartım var. Başka kart yok. Kullanmıyoruz yani. Hiç kullanmıyoruz. Hiç. Peki esnaf kefalet böyle esnafı rahatlatmak için böyle krediler veriyor. Sizce bu esnaf bir nebze olsun rahatlatıyor mudur? Yani başka esnaf arkadaşlarınızla görüşüyor musunuz mesela bununla ilgili? Görüşüyoruz da çekenler tabii mutlaka rahatlıyor. Onu kullananlar daha iyi bilir. Yani biz kullanmadığımız için ne derece olduğunu bilmiyoruz yani. Daha önce hiç kredi çektiniz mi? Evet, çektik. Bankadan mı çektiniz? Evet. Peki hiç esnaf kefaletten kredi çektiniz mi? Yok, çekmedik. Bankalara göre daha düşük faiz oranıyla kredi imkanı sunuyor. Çekmeyi düşünür müsünüz esnaf kefaletten? Düşünüyorum ama prosedürü uzun, şartları zor. Banka anında kredi verebiliyor. Esnaf kefalet istediğin zaman sana kredi çıkarma şansı yok. Bankaya gittiği zaman bir ipotek verebiliyorsun. İpoteğin karşılığında ertesi gün sana parayı takdim ediyor. Ama esnaf kefalet öyle değil. Yani banka daha cazip geliyor. Esnaf kefaletin bu böyle bir hizmetinin olması esnafı bir nebze olsun rahatlatıyor mudur sizce? Tabii kesinlikle rahatlatıyor da esnaf kefalet banka gibi çalışmış olsa kimse bankaya gitmez yani. Esnaf kefaletten sadece bir sefer alabiliyorsun. Ama banka sana bir kredi limiti açıyor. İstediğin şekilde kullanabiliyorsun o krediyi peyderpey. Esnaf kefaletten sadece bir defasına mahsus alabiliyorsun. Peki işler nasıl? Yani işte Bağkur borcunuzu ya da işte maliye olan borçlarınızı ödeyebiliyor musun? Vallahi onlar peyderpey, taksitle, işte bu devletin yapılandırma şekliyle ödeniyor. Değilse ki öyle defaten götürelim, her ay yatıralım, öyle bir şans yok yani. İmkan zaten yok. İmkan yok, şans da yok. Yok yani, yatırılmıyor çünkü. Yani o parayı denkleştirip götürüp bir seferde defaten yatırma, ha istersin borcun olmasın, niye taksitle ödeyim hepsini bir seferde, ama yetişmiyor. Taksitle yatırma şansın oluyor yani. Evet, değerli TV'den izleyiciler, esnafın kürsüsünde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği, Aydın ve Muğla İlleri Bölge Birliği Başkanı Necip Sarıcı ağırladığımız bu programda işte esnaflarımızın da kredilerle ilgili düşüncelerini, görüşlerini aldık. Başkanım, izledik birlikte. Genelde şöyle bir şikayet var. Prosedür çok uzun olduğu için biz esnaf kefaletten kullanmak yerine bankadan gidiyoruz, anında kredimizi alabiliyoruz diyorlar. Esnaf kefaletten kredi kullananlar da var. Henüz hiç kullanmadım, kullanmayı düşünürüm diyenler var. Esnaf ve sanatkarlarımız, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerini tam anlamıyla bilmiyor sonucunu da çıkarıyorum ben aslında bu yorumlardan. Özellikle genç esnafların falan çok iyi bilmediklerini de gördüm.
Ama siz az önce dediniz ki biz Türkiye'de en yüksek plasmana sahip, hatta 1,5 katrilyon civarında bir kredi kullandıran bir bölge birliği, bölge durumundayız. Ne dersiniz esnaf ve sanatkarların bu yorumlarına? Bizi tanımış olsalardı bunu söylemezlerdi. Evet. Neden söylemezlerdi? Bakın ben bankadan para alıyorum. 35'ten alıyorsun, 30'dan alıyorsun. Evet, %35. Biz %6'dan alıyoruz. İki komisyonu da banka alıyor. Hatta biz %3 ile esnaf ve sanatkarlar kefalet kooperatiflerini idare ediyoruz. Evet. %3. Üçünkini kendi parası. Hesabında borcu ödediğinde geri alacak olduğu para. Evet. Tabii bunu esnaf arkadaşlarım bilmiyor. Bakın dünyanın hiçbir yerinde %8'den, daha dünü kadar biz %4'ten para veriyorduk ya. Evet. Devlet %25'ten para alıyordu vatandaştan. Dörtten bizi veriyordu. Evet. Yani esnafa veriyordu. Bu devlet, bu hükümet bizi 30 devlet gezdirdi. Hiçbir ülkede böyle bir güzellik yok. Evet. Almanya'da yok. Macar'da yok. Rusya'da yok. Evet. Yani Avrupa ülkelerinde yok. Böyle bizim, bir sistem yok. Bizim hükümetimiz, devletimiz, esnaf ve sanatkarları çok yanında. Bizim hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın bizzat, genel başkanımızın da biz hemen hemen gider geliriz. Esnaf olan yakınlıkları bir başka. Evet. Beni tanıyorsunuz, düşüncemi biliyorsunuz ama biz bu yönden çok mutluyuz. Hatta bizim genel başkanımız, deminden anlattık Kadir Bey'e, her ay sorar bir sıkıntınız var mı? Esnaf kefalet kooperatiflerinden alınacak olan para çok güzel para. İş yapılır, iş kurulur. Tabii ki tasarruf tekbirleri lazım. Tabii çoluğumuz, çocuğumuz, eski evde bir baba çalışacak, 5 kişi gelecek. Öyle bir dünya yok. Evet. Herkesin bir aileye katkısı olacak. 15 yaşındaki bir gencin aileye katkısı olacak. Evet. Bir okumuş çocuğun sabah saat 5'te kalkıp sokakta gevrek satacak, o aileye katkı kalacak. Yoksa bu devirde böyle bir şey kalmadı. Yaparsak yani. İşte orada sorunlar çok. Sorunlar burada şimdi. Evet. Şimdi saat 6'lık 7'lik işe gidecek. Kızımla oğlum benim yatacak. Öyle bir dünya yok. Oğlum da götürecek dükkanı diyor. O da götürecek. Evet. İşte dükkanı öyle süpürecek. Amca nasılsın? İyi misin? İşte rahmetle yine andığımız büyük dostlarımız, devlet adamları, esnafın işte ekonomi nedir diye sorulduğunda sabah esnaf birbirleriyle kalkıp nasılsınız, iyi misiniz, kapısının kapını önü süpürürken, sunarken birbirleriyle hoş sohbet yaptıklarında ekonomiyi oradan bildirmiş. Evet. Eski dostlar bunları söyler, 80'e üstü babalar. Şimdi artık tabii bir dükkanın geliri bir aileye bakmıyor. Evet. Bakın ben dinlediğim arkadaşlara, esnaf ve sanatkarlar kefalet kooperatiflerinin ne olduğunu bilmeyen dostlarımız var. Evet. Gelin bu karınca simgesi taşıyan kurumlara, gelin. Ne yaparlar? Evrak çokmuş. Hayır. Bankalardan farklı değil. Bankadaki prosedür neyse hemen hemen. Ondan fazla değildir. Yani ne sorarız biz şimdi bir arkadaşa? Esnaf mısın? Dükkanı ne zaman açtın? Ne yapıyorsun? Esnaf sicili var mı? Esnaf sicilin var mı? Odaya kayıtlı mısın? Evet. Bu kadar. Alacağı parayı karşılık tabii ki bir ipotek verecek ki biz bankada 8'den öncesi biz bir ipotek almıyorduk esnaftan. Siz aslında bir nevi esnaf ve sanatkarların kullanacak oldukları kredilerde onlara sekreteryalık yapıyorsunuz. Tabii. Angaryasını yapıyorsunuz. Babalık yapıyoruz. İşte sevmesen bu aşk yapılmaz. Hani yine üstad korusta tarih sığmaz diyelim. İşte ömrünün çoğunu o davaları verdi. Ne kadar param var diye sorduğunda pantolonun cebinde 5 lira vardı. Evet doğru. Hani bizim de babadan kalma şeylerimiz olmuşsa bunlar ekmek vermez. Evet. Bu başkanlar fakirliği seçerler. Esnaf odaları başkanları, esnaf kefalet kooperatifleri. Bakın bunlar zaten hepsi bir kardeştir. Bir çınar ağacının dallarıdır. Evet. Oda başkanlar hep kaybeder. Evet. Ekonomik olarak çok şey kaybeder. Evet. Çoğu batar. Onun için bizler işte esnaf odaları çınar ağacının sol yanında,
Esnaf kefalet kooperatifi sağ yanında. Onun için biz güzel bir aileyiz aslında da bizi tam tanımıyorlar. Tanıyorlar dedikodu da, dedikodusu da işte vermiyor. Bakın Aydın merkez. Paranın boğulduğu yer. Bakın biz Mustafa Ahmet Bey'in başkanı. Ahmet Bey'in Semih Başkan da. Bakın onlar da birer çuval para var. Bir daha söylüyorum. Bu sözümü üzerine mühürle basıyorum. Kim gitmiş de para alamamış? Kim gitmiş de? Tabii bu paraları buraya yine vekilimiz bizim tabirle, bizim Mustafa Savaşçilerimiz. Hemen deriz ki aman buraya para gönder. Datça'ya para isteriz. Datça dere. Mustafa vekilim aman ha onlara biz söyledik Osman Bey'e, genel müdüre. Unuturlar mı unuturlar? Datça'ya para gönder. Öyle bir görev yap, öyle bir usulle görev yapıyoruz. Evet. İşte Fethiye para gönder, Didim'e para gönder, Söke'ye para gönder. Bu bölgelerde öyle sağlam insanlar var ki bu başkanlığı yapan, para dağıtan bir kurumsunuz bakın. Evet. Hatırla verilecek iş değil, yapılacak iş değil. Para dağıtıyorsunuz. Şu oturduğunuz, ben şu anda oturdum, burada ateş yok. Ne zaman kuruma oturdum, bölgeye oturdum, ateşten. O koltuk ateştir. Vatandaş bilmez. İşte koltukta oturuyor. O koltuk bir ateştir üstad. Şu an, çünkü akçe. Şu an en yüksek plasmanı kullandıran bölge birliği olmanızda hemen hemen. Mustafa Savaş'ın büyük katkısı var o zaman. Mustafa Savaş'ın tabii katkısı var. Bizim onu genel müdürlüğünden beri, bankaya girdiği günden beri tanıdım. Neden bizim Aydın Bolu Birliği çok parası var? Evet. Üstad dedi ben ömrümün büyük bir çoğunu fahri görevler yaptım ben. 40 yıl. Bayağı. 40 yıl. Bunlar fahri görevlerdir. Bunları da her ananın doğurduğu yiğit yapamaz. Maddi beklenti de yok. Sıfır. Hatta ben babamdan geçen bahçeli evimi sattım. 34 tarla sattım. Yani oraya girmeyeyim. Başkan şimdi 2017... Sorun, ne kadar güzel sorular var. Sorun 2017... ki ben bu Aydın ve Muğla'yı tatmin edeyim. Şimdi 2017 yılında... yanlış hatırlamıyorsam 650 bugünkü rakamda evet. 650 milyon lira olan şimdi, kullandırılabilir kredi miktarımız şu an 1,5 milyar milyar yani katılıyor. 1,5 milyar lira. Lira. Ya yani eski parayla 1,5 katılıyor. Şu an Aydın Muğla bölgesinde kullanıyor bu parayı. İki il. Yani çok yüksek. Hemen eş değerde orta ciddi sayı. Para. Anladım. Ciddi para. Evet. Tabii bunu dağıtan insanlar da bakın yani çayın taşından çayı kuşu vurmak gibi değil. Dağıtan insanlar, sorumluluk taşıyan insanlar. Evet. Zimmettir, suçtur. İçeri giren, Türkiye'ye gelen de insanlar var. Evet. Para, akçe çok tehlikeli bir iştir. Evet. Para verirsin, ağam beni para verdi der. Vermesin, uyumaz. Evet. Usulsüz bir ceza, bir para verdiğinde başın ağrır. O da başın ağrır ve seni de kötü der. Der ki patron bizi para vermedi, başkan bizi para vermedi. Evet. Tabii bir zor bir görev. İşte anlattığım olay şu koltuk. Benim koltuktan daha rahat. Bak, çünkü konuşuyoruz. Hürküsü, gelin burada takıldı tukuldu yok. Kabahat varsa gelin. Dışarıda konuşmayalım, burada konuşalım. Her kongrede ben işte 50 yıllık divan başkanlığı yapıyorum. Evet. Dile kolay. Ben buradan başka iller divan başkanlığına gidiyoruz. Yapmaya gidiyorum. Evet. Bu da kolay bir iş değil arkadaşlar. Şimdi İzmir'de de güçlü bir bölge birliği başkanı var. Selahattin Hürri bizim üstadımızdır, ağabeyimizdir. Evet. Başımız ağrısı da bizi, başımız ağrıyor üstad. Bizi gırpın lazım desek gırpın gönderir. Evet. Hap gönder desek hap gönderir. Babadır. Evet. Sever sayarız. Babacan bir dostumuzdur. Evet, babacan bir dostumuzdur. Ya ben ağabeyimizdir. Bizim televizyonumuz Ege'nin tamamına yayın yapan bir yayın kuruluşu. Gerçi tüm dünyaya ulaşan bir yayınımız var ama yani İzmir anlayış aynı mıdır? Yani orada da aynı. Türkiye'de aynıdır. Van'da, Kars'ta, Erzurum'da, Adana'da her tarafta çizgi aynı. Sistem aynı bizde. Ya ben şunu ortaya koymak adına söylüyorum. Bu tabii. Necip Sarac'ın bölge birliği başkanlığının bir başarısı mıdır? Yani buradaki bütün kefalet kooperatiflerinin başkanlarının bir özverisi sonucu ortaya çıkan bir başarı mıdır? Siz dediniz ya karınca gibi birlikte olursak böyle bir başarı geliyor. Ben bile son yıllarda çok iyi takip edemedim. Yani bu kadar yüksek bir kredi dağıtıldığını ben tahmin etmiyordum açıkçası.
Şimdi izleyicilerimizden, röportajda konuşan esnaflarımızdan şöyle bir şey de var. Bir kere kredi kullanabilirsin diyor. Böyle bir durum yok mu? Yok öyle bir şey. Hayır, yok. Hayır, hayır. Yani bir esnaf defalarca kredi kullanabilir. Öder tekrar kullanabilir. İki senet yaptırabilir. Misal diyelim ki 50 kat para kullandın, 50 milyar. Evet. 50 daha lazım oldu. Der abi. Anladım. İki. İşte 100 kullandın. 100 daha lazım. 100 daha lazım. Kuvvetin durumuna göre. Bir kere bölgemizdeki paralar çok güzel veriliyor. Benim başarımı gelince ben kendi başarılıyım desem ayıp olur. O sözü üstad versin. Evet. Şimdi Aydın Esnaf Kefalet Kuvvet Birliği idi bu olayla beraber. Hatta bozuluyordu bile. Sağ olsun üstad devreye girdi. Allah bin kere razı olsun. Esnaf Kefaletler adına dağılıyordu. Evet. Sağ olsun üstadımız bunu birleştirdi. Ve o rakamlar, o zamanki alınan rakamlarla şu anki çıktığı rakamlar, şu an verilen rakamlar çok ciddi büyük rakamlar. Onları da hepsi yaptığı mücadele. Bakın yine söyledim. Ben Konfederasyon Yönetim Kurulu'na girdiğimde ne oldu? Bütün odaların hiçbir sıkıntısı. Ben geldiğimde 7 tane odanın yeri vardı. Hiçbir tane evi yok, yerleri yoktu. Esnaf Odaları Birliği'nde bir kuruş para yoktu kasada. Evet. Şu an mal varlığı 30 milyon, kasada 3-5 milyon para bıraktım. Peki benim ne vardı o zaman? 30-40 milyon lira para kaybım var. Petlerin karşısında iş yerim vardı. Otogar lokantasında iş yeri, bizim de tesislerim çalışıyordu. Az önce başkanım da bahsettiği gibi. 87 iş yeri çalışıyordu. Şu an bisikleti bile yok. Üstad gönlü güzel. Ama karşıdan öyle görmüyorlardı. Evet. Arabada çok para alıyor zannediyorlar. Çok hizmi yok öyle bir şey. Evet. Yani onun için hep bu idareciler böyle yanlış anlaşılır. Hatta aday olan arkadaşlar da ondan sonra eyvah yandım der. Yandım der. Evet. Şu an belediye başkanları da aslında benzer pozisyondalar. Aynı tabii. Yani seçimden önce o borçları bile bile aday oldular. Seçildiler. Evet. Şimdi diyorlar ki şu kadar borç var, bu kadar borç var. Yani bizim bir de ayrıca sıkıntılı olan kurumların, bilgisayarı olamayan kurumları biz bilgisayar alırız, dağıtırız. İşte bu jandarma ihtiyaç olur, emniyet ihtiyaç olur. Bunlar hep yapılır biz. Evet. Elimizden geleni yapar. Niye? Ya biz gece uyuyoruz. Kim bizim eşyalarımızı koruyor? Emniyetimiz koruyor. Evet. Ya onların bir ihtiyacı olunca biz yardımcı olmazsak o zaman aynı olmamız lazım. Evet, jandarmamız köylerde. Evet, onlara emanet ediyoruz, yatıyoruz, uyuyoruz biz. Mesela bizim sanayilerde hırsızlıklar oldu. Yine Allah razı olsun hemen hallettiler, yakaladılar. Onun için biz kurumlarımızı da sahip çıkmalıyız. Elimizden geldiği kadar. Esnaf ve sanatkarımızı sahip çıkmalıyız. Çünkü onların da bize çok destek oluyor ki birçok sorunlarımızı götürdüğümüzde Aydın'da hiç yaşamadık biz. Evet. Bunlar hep yani zaman içinde geçti. Hafta tatil ruhsatı kolay olmadı kaldırılması. Evet. Birçok şeylerimiz oldu. Sicil olay. Tabii onlar çok büyük bir mücadele. Evet. Onun için başkanlık kolay değil. Yani o koltukta oturmak, o koltuk ateş. Ben şimdi bak bu çok daha rahatım ama orada yapamıyorsun. Evet. Sabah çıkarken aynaya karşını geçiyorsun. Acaba nasıl eksiğin var mı? Kravatını düzeltti öyle gidiyorsun. Şimdi ben şimdi çarşıda geziyorum rahat rahat. Sivil giyiyorum. Kısa pantolonla gezebiliyorum. O zaman... Evet. Gezemezsin. Çoluk çocuğunu unutuyorsun. Doğru diyorsun. Bunlar kolay değil. Bizden bir farkınız yok o zaman başkanım. Şimdi Peygamber Efendimizin şöyle bir sözü var. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye bir hadis-i şerifi var. Ama günümüzde görüyoruz ki sürekli, ya ben Aydın sokaklarında görüyorum. Her hafta kapanan dükkan sayısı çoğalıyor. Son iki ayda falan benim gördüğüm şeyler. Yani ülkede bir kriz var. Esnaf da bunu söylüyor. Esnaf'ta kriz var diyor. Tabii, var. Ama siz öbür taraftan güzel mesajlar da veriyorsunuz. Yani biz kriz olmasına rağmen esnafımızı, sanatkarımızı destekleyebilecek para gücüne de sahibiz diyorsunuz. Hükümetimiz, devletimiz bizi esnaf ve sanatkarı finanse ediyor diyorsunuz. Biz son yıllarda, son dönemde biraz da açgözlü mü olduk? Yani şimdi yan yana simit satan iki esnaf var. Ben herkes bana gelsin dersem, komşum hiç siftah yapmamışken, eskiden değil mi başkanım? Eskiden. Ben bugün siftah yaptım, komşumdan alır mısın simidini diyen esnaf yok sanırım. Güzel şeyler söyledin, benim içimi de güzel şeyler geldi. Ya bu açgözlülük bizi iflasa mı, şeye mi götürdü? Bizi ahilik geleneğini biz bozduk. Evet. Ahi evren. Biz orada geldik. Evet. Çok önemli. Ailelik geleneği öyle değildi tabii. İşte ustası belini bağlardı, kuşağına bağlardı. Bir işe açılırken usta orada olurdu. Belini işte kuşağına bağlardı. Kurum işte yaptığı mal
Kür çıkarsa dama atılır, onu evet, ehliyet elinden alırdı. Tabii burada tabii çok derin mesele. Benim bu bir saat sığmaz bunlar, evet, bu meseleler. Bugün tek sıkıntımız, tabii ki bugün ufak tefek sıkıntılar var. Bunlar geçicidir. Ama bu geçici bir dönemden aile olarak çıkacağız. Evet. Yardımlaşmaya devam ettireceğiz. Aile olarak yumruğu bir araya koyacağız. Büyüğümüzü, küçüğümüzü. İşte demin de dedim ki okula gidince kadar sim satacak. Evet. Şimdi oğul kız evde oturur olmaz. O gün değil. Katkı olacak esnaf bir bakkal amcaya. Bir bakkal amca işte dükkanda oturacak, 8 ekmek satacak, 9 ekmek satacak. Tabii bunların birbirlerine bağlı. Şimdi köyde açmış, ilçede açmış bir bakkal amca merkebiyle ovadan gelen esnafa pirincini verecek, cuvarasını verecek, ekmeğini verecek, gevreğini verecek. Evet. Şimdi asıl mesele bizim çalışmamazlığımız. Tabii deren girmeyelim yine, tarım politikası demeyelim. Tarım ellenmedi. Yani üretemedik. Evet. Beslemiyor. Ha, çark dönmüyor. Üretemedik. Çiftçi yani, kazanmasa esnafa işte bir şey geliyor. İşte bir bakkal amca eskiden 3 dönüm tütün dikerdi. 3 dönüm biber ekerdi. Aileye katkı olurdu. 2 de ineği olurdu. Ben 73'lü 74'lü yıllarda soruşturma geçirdiğime hatırlarım. Ne geçirdim? Karpuzu da. Bir bakkal amcanın biber ekmiş, hayvancılık yapmış, katkı yapıyor. Evet. İşte o zaman karpuzu da günde 15 kamyon biber patlıcan çıkıyor. Şimdi hiç çıkmıyor. Evet. Ne yaptınız bu patlıcan biberleri, domatesleri? Köylü yumurtasını karpuzluyu marketten alıyor. Ne yaptınız şimdi? Nereye götürdünüz? Evet. Buralar yediğim zaman altına kalkamıyorum ben. Dahası devam edelim. Berberlerimiz, bakkallarımız birer inek, birer şey, bir şey ya, iki işte tane kuzu yetiştirirlerdi. Oradan katkı olursun. Katkı olursun aileye. Bunlar kaldırdık. Bunları kaldırdık. Kaldırınca işte bizi kendimiz şu anda ekonomik bozuk diyoruz. Doğrudur, sıkıntı vardır. Evet. Üretemediğimizden ötürü vardır. Çalışamadık, getiremedik. İşte Haran Ovası boş kaldı. Aydın Menderes Ovası, Menderes'in nefes aldığı, soluk soladığı Menderes toprakları, köylüleriyle paylaştığı topraklar, Adnan Menderes'in rahmeti, Nurçin yasın, demokrasi şehidi. Bu tarlalar getirmiyor. Evet. Bu vatandaş artık bıktı, böyle oldu. Derin meseleler bunlar. Siz bir daha program yapın da bunları o zaman konuşalım. Şimdi tamam, öyle yapalım. Asıl mesele, evet, işte deminden dedik 1973 yılında, 70 yılında Aydın'da ve Muğla'da 12 kooperatifine kurulmuş bizim, evet, bölge. Şimdi 42'ye ulaşmış. 45-50 idi de şu anda faal olanları söylüyorum. Evet. Bu bir büyük başarıdır. Bir para olarsa da söylemedim. O gün Şadi Sayın rahmetli, evet, evet, Süleyman Can Muğla'mızın, evet, yetiştirdiği bir Türk büyüğü, evet, yatağın başkanım. Benim de ustam. Baba. Hulusi Bey bilir, tanırlar. Çok iyi tanır. O da büyük Türkiye sevdalısı. Onlarla beraber geliyorlar. Gelin diyorlar, Aydınlılar. Bu birliği beraber kuralım. Yani kalabalık olalım diyorlar. Evet. Aydın birlikten kuvvet doğar. Evet, 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 evet. Ve ben onu şöyle yorumlarım Mehmet Bey. Nasıl Aydın'ımızın kurtuluşunda Kuvayi Milli Hareketi'yle Çin'e yanık anda evet, Muğla ekibi. Sen bir Çinelisin. Evet. Yanıkhan'ı bilirsin. Bilirim. Hala duruyor galiba, yanılmıyorsam. Evet, duruyor. Yanıkhan'da toplanan Muğla Kuvayi Milliyecileri Aydın taarruzuna Yurgali, evet, ve kızanlarıyla beraber Aydın'ı taarruz ediyorlar. Aydın kurtuluşunda, evet, Muğla'nın da büyük katkısı var. Evet. Toplanma yerleri de Yanıkhan. Yanıkhan. Keyifle. Çin'e de planlanıyor. Çin'e de planlıyor. Yani Kılıçdaroğlu, bilmem kimler, rahmetle andığımız güzel, evet, insanlar. Evet. Şimdi bunları o gün Kurtuluş'ta, Aydın'da bir olmuşlar. 70 yılında da işte Süleyman Can Üstadımız, işte Şadi Sayın rahmetlimiz, Aydın'da bu birliği kurmuşlar. İşte şu anda kurucu üyelerden bir kişi Süleyman Can. Evet. Ve Aydın merkezde kuruluyor. Ahmet Karabelli de bizim abimizdir. O da bakın sistem olarak geçenlerde bir müfettiş geldi bakanlığın.
7 gün kaldı galiba yanılmıyorsam. Bir müfettiş 3 ay kalır. Evet. 7 gün kaldı. Bizi takdirle, Ahmet Bey'i de takdirle ve ekibini takdirle. Tebrik ettiler. Tebrik ettiler. Aydın için bu onur gurur değil mi arkadaşlar ya? Başka yerde bunları göremezsin. Çok özel bunlar. Bak bir de söyleyeyim. Özel bunlar. Aydın ve Muğla bizim teftiş kurulu başkanımız Kamil Bey. Biz biliyorsunuz bir otelimiz var. Hı hı. Orada her yıl toplanırız başkanlarla, bilgi paylaşırız. İşte beden dili, fizik dili bir araya getiririz. Başkanlarımızı doldururuz. Hı. Para alan adam nasıl kimdir, nasıl durur, nasıl elbandır, bunların dersleri var. Üstad bilir. Biz bunları yaparız. Ve bakın biz aynı zamanda Aydın Mor'la bir girişimci ruhu taşıyan ruhtur. İşte otelimiz. Aydın Muğla Birliği yine girişimci ruhlarıyla Lokman Ekibi hastanemiz var arkadaşlar ya. Evet, Fethiye'de değil mi? Fethiye'de. Bakın. Bunu Türkiye'nin hiçbir yerinde göremezsiniz. Yok. Günde 1200 kişiyi bakar, 56-57 uzman doktoruyla, 500 çalışanıyla. Evet. Arkadaşlar bunlar kolay iş değillerler. Bunları biz yapıyoruz. Allah Allah, elimizden geldi. Keyifle yapıyorum. Keyifle başarılı buluyorum. Tabii ki benim uzman ekiplerim var. Evet. Uzman nasıl bir başkan, şu dağı eritin, çıkarın hesabını, evet, evet, diyebiliyorsa o liderdir. Bir başkan dağın ne kadar toprak olduğunu bilemez. Evet. Ama bu dağı eritin. Ben bu cümleyi nerede kullandım? Karpuzlu kullandım. Bayraktepe, evet, tepesi, bölgesi vardır. Bu tepeye eriteceğim. Karpuzluyu hava gelsin. Karpuz, evet, çok sıcaktır bilirsin. Evet. Tabii eritemedik. Dediler nasıl eriteceksin? Dedim bu mühendis işidir dedim, ben bilmem. Onun için Mehmet Bey... Başkanım son iki dakikaymış, ben son sözlerimi... Bizi yetmez bu. Evet. Sonra bir daha yaparız. Ama daha çok sözlerim var daha. Nereye beni bağlayıp, beni bu çağırdınız, ben nasıl geldim buraya? Ben buraya atılan geldim, benim at buraya zor gelirim. Yarın benim. Onun için... Tekrar çağırıyorum. İşte bölgemizin kuruluşunda güzel insanlar, başta dedik Süleyman Can abimiz. O da bilge insandır. Ve Muğla'nın yetiştirdiği, bakın bir daha söylüyorum. Güzel insanlardan. Türk büyüğüdür. Böyle insanlar az bulunur. Bunlar kelene kuşları gibi, bizim gibi işte saçları ağaran güzel insanlar az. Bakın bizim yaştaki insanlar para pul bakmazlar. Evet. Parayla iş olmazlar. Ne olur? Artık benim işte 3-5 yılda ömrüm kaldı. İyi bir isimle gidelim. İşte yılda 8-10 çocuk okutalım bölgemizde. Şimdi bakın bizim bir planımız da var Allah nasip ederse. Yurt yapmayı, ihtiyarlar yurdu, bakım evleri. Evet. Bunu içimizden planlıyoruz. Hocamız İsmail Başoğlu da bunu önerdik. Dedik bir şeyler bulun bakalım, bir yerler bulun. Bana bir şey getirin, rapor getirin. Bir hastanem var, otelin var. Ne eksik? Bakım evi. Bakım evi eksik. Yarın bizim Allah göstermesin, üstad da belki oralara gelecek. Serin bir yer bulun dedik. Bakın serin bir yer bulun dedik. Bunları yapacak bizde akıl da var, güç de var, ekip de var. Peki. Aydın burada 120 çalışanımız var personel olarak. İşte oteldeki 500 kusur çalışanımız hepsi de iri ve diri şükür ediyorlar. Ve hastanemize gelen insanlar 30 liraya mani oluyorlar. Evet. Arkadaşlar bunlar kolay şeyler değil. Ama şükür genel başkanımız Kadir Bey olmak şartıyla bize güç veriyor, bize güven veriyor. Biz de genel başkanımızın arkasında yörük çadırın göbeğindeki direk gibi dimdik arkasında duruyoruz. Peki. Ben davamın sahibiyim. Aklım, fikrim, zikrim insan sevmek, vatan sevmek. Peki. Üretmek, çalışmak. Aksi halde işte kriz var. Evet. Bu krizi biz aşacağız. İnşallah. Başkanım böyle bitirelim. Çünkü yukarıda yoruyorlar. Polis başkanım çok kısa. Aynı şey, biz Aydın sevdalısıyız. Evet. Yani elimizden geldiği kadar hizmet verdik. Evet. Takdir kamuoyundur. Evet.
Evet, güzel bir akşam yaşadık. Güzel bir dostumuz da esnaf ve sanatkarlarımızın ekonomik katkılarını anlattı. İyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum ikinize. Ben de akşamlar diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugün esnaf ve sanatkarların özellikle finans ayağını konuştuk. Ben üzülerek son günlerde duyuyorum ki işte falanca esnaf dükkan kapatmış, filanca tüccar batmış falan. Bunların dedikodusunu yapmak yerine az önce değerli başkanlarım, değerli büyüklerim de bahsettiği gibi kim batıyor, batmak üzere esnaf birbirinden haberdar olmalı. Hepsi gidip bir ucundan tutabiliyorlarsa tutmalı derim. Çünkü domino etkisi gibi tüm esnaf yerle bir olmadan kim komşusunun yardımına koşup eğer yapabiliyorsa, yardımlaşabiliyorsa, bir ucundan tutabiliyorsa belki bu krizi daha kolay atlatırız. Yani krizin lafını yapmaktansa krizi nasıl aşabiliriz yönünde çözümler üretmek gerekiyor. Ben bu noktada esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin de esnaf ve sanatkara ekonomik anlamda bu krizin aşılmasında büyük destek olduğunu anladım. Olmaya da devam edeceğini biliyorum. Bizden bugünlük bu kadar. Haftaya tekrar buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.